ulu önderimiz büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yitirdiğimiz kuvayi milliyeciler ve devrim şehitlerimiz için bir haftadır Adalet ve Demokrasi Haftası'nı yaşıyoruz. Kalpaksız kuvvacımız Uğur Mumcu'nun katledilmesi ve ardından 31 Ocak Muammer Aksoy hocamızın katli 29 yıldır Adalet ve Demokrasi Haftası olarak kutlanıyor. Adalet ve demokrasi ne kadar çok ihtiyacımız olduğu çok ortada. Oysa bu cumhuriyet kurulurken hakikaten o cumhuriyetin hamuruna bir namus mayası, bir adalet mayası ve bir demokrasi mayası katılmış idi. Muammer Aksoy gibi bir değerimizi iki kurşunla katlettiler. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurduktan sadece 8 ay sonra Muammer Aksoy katledildi. Bu millet, bu aziz millet bu karanlığı mutlaka aydınlatacak. Buna adım kadar eminim. Hiç kuşku duymuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist Cumhuriyeti, Laik Cumhuriyeti ilelebet bayılar olacak. Kim ne derse desin Kemalizmin namus sesini yurdumuz semalarına bir sis canı gibi asacağız. Ve asla katiyen Mustafa Kemal'den aldığımız emaneti ve Muammer Aksoy'dan devraldığımız bayrağı katiyen yere düşürmeyeceğiz. Şimdi de yılın Atatürkçülerini sahneye davet edeceğim. Sayın Uğur Dündar, Sayın Profesör Doktor Ateoğlu Bakramoğlu, Sayın Müjdat Gezen, Sayın Profesör Doktor Ahmet Saltı sahneye davet edeceğim. Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer sahneye davet edeceğim. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Kutluyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve kendisini kısa bir süre daha bırakmıyoruz. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa'mızın sevgili kızı İnönü Vakfı Başkanı Sayın Özlem İnönü Tokeri, Sayın Müjdat Gezen ve Sayın Profesör Doktor Ahmet Salkı abimlerini vermek üzere sahneye getirdim. Çok teşekkür etmek isterim hepinize. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bütün üyelerine teşekkür etmek isterim. Bana babamın adına burada sizlerle beraber olmak fırsatı verdiler. Çok heyecanlıyım. Tabii Atatürk'ü şahsen görmüş, onun elini öpmüş bir insan olarak da bu onuru bana verdiğiniz için biraz da kendimi onun bir parçası olarak hissederek onur verdiğiniz, değer verdiğiniz arkadaşlarıma bunları hediyeleri vermekten çok memnundum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben 29 Ekim 1943'te İstanbul'da Fatih'te, Irkay-ı Şerif'te doğmuşum. Abim 30 Ağustos'ta doğmuş. Ablam bir şeker bayramında doğmuş. Babamın matematiği hakikaten iyiydi. Annem ezan okunduğu zaman, hoparlörsüz okunuyor o zaman, tam namaza duracak, başörtüsünü örter. Evde bir tane fotoğraf vardı bizim, duvara asılı. Beni çağırır, işte ya beş buçuk, o kadar yaşa. Gel, bak, bu ezan sesi var ya, işte onu bu adama borçluyuz derdi. Anderliydi. Günümüzdeki düşünceyi ben daha başka türlü niteliyorum. Düşünce, düşünce ayağı dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Yarım asrı aşkın meslek hayatımda onur duyduğum pek çok ödülün sahibi oldum ama
Bu ödül benim evlatlarıma bırakacağım en değerli miras olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Özden Toker İnönü hanımefendi, saygın konuklar, değerli genel başkanım. Bugün hem sevinçli hem hüzünlü bir günümüz. 31 Ocak ne yazık ki kurucu genel başkanımızla getirdiğimiz bir gün. Yaşamın gerçekliğiyle, toplumsal gerçeklikle, tarihin akışıyla, akıl ve bilimle örtüşen, evrensel bir düşünce sistematiği olan Atatürkçü düşünce sisteminin Türkiye'mizde ve giderek bütün dünyada yayılması, egemen kılınması için bundan böyle de bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve başaracağız. Şimdi de değerli şairimizi kürsüye alacağım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Babamın kitaplığında ki kitaplardan iki tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutukun'un ciltli olarak eski harflerle bir nüshası. Yanında da o günlerin Türkçesiyle yani Büyük Millet Meclisi'nde söylenildiği şekliyle yeni harflerle bir nüshasıydı. Ben o ikinci kitabı daha lise yıllarımda okumuştum. Yaşayan her şeye karşı, her yaşama kıpırtısına karşı sizin o şiirde dört dizede sözü edilen yaşadıklarımdan öğrendiğim ona karşı ölümü yücelten bir siyasi iktidar söz konusu. Çocuğa karşı, doğaya karşı, kadına karşı, canlı olan her şeye karşı bir siyasi iktidardan söz ediyoruz. Dolayısıyla bizim en önemli görevimiz, başlıca görevimiz, parantez diyorlar ya Cumhuriyeti, aslında parantez kendileri. Bu parantezi kapatmamız lazım. Göklere yükselince bağımsızlık bayrağı doluyor içimize bir yaşama sevinci. Sevgili Cumhuriyet, atanın armağanı, canımız pahasına koruyacağız seni. Binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça. Çok önemli bir gecedeyiz. Muammer Aksoy'un katledişinin 32. yıl dönümü. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii biraz önce elime bir anket geldi. Son günlerde yapılmış. Aşağı yukarı 2015 yılından 2022 yılının Ocak ayının 15'ine kadar süren bir anket çalışması. O çalışma çok enteresan veriler içeriyor. 2015'ten 2017'ye kadar Türkiye'de en çok yükselen 3 değer nedir diye bakıldığında birinci sırada Atatürkçülük, ikinci sırada Cumhuriyetçilik, üçüncü sırada yurtseverlik. Bence bu anketteki bu üç değerin 7 yıl içerisinde bu kadar büyük bir yükseliş kaydetmesi Türkiye'deki önümüzdeki sürecin de nerelere doğru gideceğini gösteren en önemli ölçektir. Onun için Muammer Aksoyların, Bahri Öçokların, Turan Dursunların, Uğur Mumcuların, bütün devrim şehitlerinin anısını yaşattığımız bu gecede Türkiye'nin önüne gelen bu veriler, bu anketler gösteriyor ki bu canlarımız uğruna mücadele ettikleri yolda asla yalnız değillerdir. Türkiye'nin geleceğinde de aydınlık tohumları Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ekmeye devam ediyorlar. Ondan sonraki kuşaklarda, bugün kuşaklarda bu mücadelede bu ülkenin, cumhuriyetin yeniden inşasını el birliğiyle büyük bir başarıyla yeniden ortaya koyacaklardır diyorum. Cumhuriyet yeniden inşa edilecektir. Toplumun her kesiminin beklentisi budur. Bunu başaracak kadrolarda, yürekli insanlarda bu ülkenin içerisinde vardır. Yaşasın yurtsever, Atatürkçü, cumhuriyetçi, aydın geleceğimiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok
Çok teşekkür ederim öncelikle Nokta.tv'ye gösterdiği ilgi için bu törene. Ben 93'ten bu yana Atatürk Düşünce Derneği'nin üyesiyim. 29 yıldır sıradan üyelikten genel başkan vekiline dek her görevde bulundum. Dolayısıyla bu ödül çok değerli ödül. Bir anlamda 29 yıllık çabaların belki de bir ürünü. Bundan da öte şimdiye dek yapa geldiklerimin onaylandığı biçiminde anlıyorum ve devamının istendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Büyük Atatürk'ün ideolojisi, Kemalist ideoloji, Atatürkçü düşünce sistemi yalnız Türkiye için değil, bütün sömürülmekte olan, yoksul bırakılmış, geri bırakılmış, mazlum ulusların kurtuluş ideolojisidir. Bizler bunu anlamış insanlarız ve bugün kurucu genel başkanımız Muammer Aksoy'un da ne yazık ki aramızdan kopartılışının üzerinden 32 yıl geçti. Onun bize bıraktığı bu kutsal emaneti, bayrak yarışını sürdürmek durumundayız. İnanıyoruz, akılla ve bilinçle inanıyoruz. Yalnız duygularımızla değil, Atatürkçü düşünce sistemi tek sözcükle çağdaşlaşma, tek sözcükle insanlaşma, çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine geçme ideolojisi olan Kemalist ideoloji özgündür, benzeri yoktur ve evrenseldir. Dolayısıyla biz Anadolu aydınlarının, Anadolu aydınlanmacılarının, Huay Milliye şehitlerinin devamı olarak bu ideolojiyi Anadolu'da yeşertmek, güçlendirmek, yaşama geçirmek ve başka mazlum uluslara da örnek göstermek durumundayız. Sorumluluğumuz çok ağır. Bunun bilincindeyiz. Çünkü Mustafa Kemal Paşa bizi yutmak isteyen kapitalizme, bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı mücadeleyi meslek edinmiş insanlarız demişti. Bu sözdeki incelik meslek sözcüğünde, meslek edinmiş olmak, kapitalizmle ve emperyalizmle savaş, cumartesi pazar günleri, boş vakitlerde, gece yarısından sonra olmaz. İkinci mesleğiniz olacak. Dolayısıyla ben bir hekimim, bir cumhuriyet aydını olmaya çalışıyorum ve iki mesleğim var. Hekimliğin yanı sıra anti-emperyalist ve anti-kapitalist savaşı bu topraklarda bilinçle ve örgütlü biçimde bilimin rehberliğinde sürdürmek. Çok teşekkür ederim Nokta.tv'ye. Bizler de çok teşekkür ederiz efendim. Çok İyi akşamlar. İyi yayınlar. Muammer Aksoy'un katledilişinin 32. yıl dönümü. Siz de bir anma etkinliği düzenliyorsunuz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak. Neler söylemek istersiniz? Bu akşam gerçekten hem üzgünüz ama aynı zamanda gururluyuz. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı Muammer Aksoy'un katledilişinin 32. yıl dönümünde onun anısına ilk kez Atatürkçü Düşünce Derneği yılın Atatürkçüsü ödüllerini bu gece verdik ve Türkiye'nin gurur duyduğu, bütün Türkiye'nin tanıdığı, bildiği, Atatürkçü mücadelesiyle onları takdir ettiği, Cumhuriyet sevdalısı, özgürlük sevdalısı, demokrasi sevdalısı, basın dalında Sayın Uğur Dündar'a, edebiyat dalında yaşayan en büyük şairimiz Atol Behramoğlu'na, bilim ve sağlık dalında Profesör Doktor Ahmet Saltık hocamıza ve tiyatro alanında da bugün ülkemizde ezanların sesinin o adama borçlu olduğumuz diye işaret ettiği annesinin tiyatro sanatçımız Müjdat Gezen'e bu ödülleri burada takdim etmenin gururunu biz de yaşıyoruz. İnanıyoruz ki Atatürkçü Düşünce Derneği Türkiye'nin sorunlarına Kemalizmin ilkelerini Türkiye'nin tam da bugün ihtiyaç duyduğu sorunların çözümüyle ilgili takip etmesi gereken yolu halkımıza sokak sokak, cadde cadde, köy köy, bahçe bahçe anlatacağız. Ben bu vesileyle sizler de takip ettiniz. Coşkulu bir geceydi. Atatürkçü Düşünce Derneği Sayın Genel Başkanı Doktor Mustafa Öztürk Bozkurt, yine Atatürkçü Düşünce'nin önemli neferlerinden bizim de panelist listemizde yer alan Trabzon Milletvekilimiz önceki dönem Haluk Pekşen, hep birlikte bütün GK üyelerimiz, Genel Denetim Kurulu üyelerimiz, Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz de gurur dolu bir gece yaşadık ve buradan bundan sonra yolumuzun daha aydınlık olacağına, Kemalizmin aydınlığının Anadolu semalarına daha bir ışıtacağına inanıyorum. Katılan herkese ben yürekten teşekkür ediyorum.